Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar. Yeni bir dolar TL analiziyle birlikteyiz. Şu an saatlerimiz 22.04 sularını göstermekte ve dün başlayan dolardaki hareketlilik bugün de devam edecek mi, etmeyecek mi, neler olabilecek şeklinde birçok soru akıllardaydı. Bilindiği üzere Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapıp yapmayacağına dair bir olasılığın gündeme gelmesi, daha doğrusu Merkez Bankası son gelen enflasyon verileri sonrasında bir faiz indirimine gider mi şeklindeki algılar dolarda önemli bir hareketlenmeye neden oldu. Tabii ki yurt dışındaki bazı faktörler de bunda etkiliydi. Euro dolar paritesinin 1.13 aşağısına inmesi, ardından hızlı bir şekilde 1.14 üzerine çıkarak değer kaybetmesi gibi faktörler de bu gelişmelerde etkiliydi. Ancak en önemli etki ise açık ve net bir şekilde görülmekteki gelen iyi enflasyon verileri, daha doğrusu aylık bazda gelen, aylar sonra gelen iyi enflasyon verisi, acaba bundan sonra da enflasyondaki gerileme eğilimi devam eder ve Merkez Bankası zorlanarak yaptığı, nazlı nazlı yaptığı faiz artırımlarını çok hızlı bir şekilde indirim şeklinde ki bir davranışa çevirebilir mi? Soruları gündemdeydi. Arkadaşlar, bugüne kadar yapmış olduğum analizlerde genellikle teknik konulara ağırlık vermekteyim ama bugün biraz fundamental konulara, yani temel konulara da değinmek durumundayım. Çünkü enflasyon konusuyla ilgili çok fazla soru gelmekte. Yani Merkez Bankası faiz indirir mi, indirmez mi? Bugün bu soruyu kaç defa aldığımı hatırlamıyorum. Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapabilmesi için bence benim şahsi kanaatim olarak sadece bu ay gelen enflasyon verilerinin yeterli olmadığını düşünmesi gerekiyor kanaatindeyim. Zira enflasyon verileri evet %1.44 oranında düşük geldi ama kamuoyunun çok dikkate almadığı veyahut da küçük yatırımcının çok fazla dikkate almadığı bir gerçek var. Sevgili arkadaşlar, gelen enflasyon verileri %1.5 oranında düşüş göstermiş olabilir. Ancak çok önemli bir gerçek var ki bu da TÜFE %1.5 oranında düşüş gösterdi. Daha doğrusu şu anda %21.5 seviyelerinde TÜFE enflasyonumuz var ama ÜFE enflasyonumuz, üretici fiyat enflasyonumuz %36'lar civarında. Aradaki makas 15 puan gibi neredeyse tarihimiz boyunca görmediğimiz bir açıklıkta. Yani bunun anlamı şu arkadaşlar, üreten %35-36'lık enflasyon baskısıyla üretimini yapıyor ama sanki reel ve de gerçek enflasyon %21-22'miş gibi satışlarını gerçekleştiriyor. Bu üreticinin direkt çok basit bir hesapla %15 civarında zararına satış yaptığı anlamını ortaya çıkarır. Tabii ki üretici zararına satış yapmayacaktır ama bu aradaki makas farkı enflasyon verilerinin çok ama çok da gerçeği yansıtmadığı şeklinde bir sonuca sebebiyet vermekte. Zira sokaktaki enflasyonla gerçek enflasyonun farklı olduğunu biliyorsunuz. Ve yine bir hususa dikkat çekmek istiyorum ki bu ay enflasyon verimiz düşük geldi ama bunun altında çok önemli etkenler vardı. 1 Ocak tarihine kadar yapılmış olan KDV, ÖTV indirimleri, işte mobilya sektöründe veya otomotiv sektöründeki indirimler satışlarda bir canlılığa sebebiyet verdi ve bu nedenle oluşan bir enflasyon düşüşü yaşandı. Çok basit bir örnek vereceğim size. Örneğin arkadaşlar, enflasyon verisi hesaplanırken dizel otomotivlerin bu verinin hesaplanmasındaki payı %5.5. Dikkat ediniz. Dizel otomotivlerin bu verinin hesaplanması hesaplanırken ki ağırlığı oranı %5.5. Ama son günlerde çok ama çokça gündemde olan soğan fiyatları, %50-%60'lar civarında yükseliş yaşamış olan soğan fiyatlarının ise enflasyon üzerindeki ağırlığı 10.2. Şimdi arkadaşlar, 80 milyon vatandaşın ilgilendiren bir konu olan enflasyon konusunda dizel otomotivlerdeki fiyat değişimleri mi acaba vatandaşın tamamını etkilemekte, yoksa soğan fiyatlarındaki değişim mi? Bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu gerçekten yola çıktığımız zaman Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda bu bilinen gerçekleri, bunu biz dışarıdan biliyoruz belki ama kendileri elbette ki içeriden çok daha iyi biliyor. Gelişen enflasyon verilerinin ne kadar ciddiyetli veya ne kadar ekonomiye fayda sağlayacak boyutta olduklarını çok net bir şekilde bildikleri için de ben şu içinde bulunduğumuz kritik dönemde özellikle ve özellikle dolar TL'nin bir nebze olsun kontrol altına alındığı ve ortamın sakinleştiği bir mecrada kalkıp da bir
faiz indirimine gidebileceklerini hiçbir şekilde zannetmiyorum. En azından seçimler sonrasına kadar bir faiz indirimini beklemediğimi söyleyebilirim. Bu benim şahsi düşüncemdir tamamıyla. Zira siz Merkez Bankası'nın kesin ve net olarak ne zaman ne yapacağını biliyorsanız zaten denklemin şifrelerini çözmüşsünüz demektir. Arkadaşlar şimdi dolar TL ile ilgili olarak bir geçtiğimiz hafta itibariyle bildiğiniz gibi haftalık grafikler üzerinden haftalık analizlerimizi aktarıyorduk ve gün içerisinde de 120 dakikalık grafiklerimize bakıyorduk. Onun haricinde de gün sonunda ise günün sonu itibariyle oluşan rakamlara bağlı olarak pivot seviyelerini sizlere arz ediyordum. Şimdi arkadaşlar bugün dolardaki daha doğrusu dün dolarda yaşanan 5.46-5.47 atağı sonrasında genel bir kanı oluştu. Artık dolar net bir şekilde yükselen trende girdi. Dolar bundan sonra ciddi bir tepki verecek ve bu tepkiye bağlı olarak da çok hızlı bir düşüş yaşadığı için bu tepki de çok sert ve net olacak şeklinde bir algıyla özellikle doların gerilemesini bekleyenler veya dolarda maliyet düşürmeyi hesap edenler dolara önemli bir şekilde ilgi göstermiş olmalılar ki bugün doların işte bir miktar geri çekilmesi 5.30'lara doğru tekrardan bir geri çekilme yaşaması üzerine oldukça fazla bir soru dalgası oluştu. Şimdi arkadaşlar her zaman söylediğim üzere önemli ve kritik bir desteğin veya bir direncin kırılmış olabilmesi için mutlak surette onun üzerinde minimum 2 kapanış yapması gerektiğini söylemiştim. Bu birinci faktördü ve bir destek veya direncin kırıldığında net olarak emin olabilmek anlık bir fiyat hareketiyle mümkün değildir. Sadece ve sadece oluşan hızlı bir atak, oluşan hızlı bir alevlenme sonrasında X bir noktanın geçilmesi veya kırılması, hani ayı boğa tuzağı diye ifade edilir ya teknik analizde, bu tür tuzakları da gündeme getirebilecek olan unsurlardır. Bugün birçok analiz şu grafiği ön plana çıkarmak üzere şuradaki alçalan trendin üzerindeki seyrimizi dikkate almak kaydıyla net bir şekilde alçalan trendin kırıldığına dair yorumlar yaptım. Saygılıyorum yorumlarını. Evet, görünen manzara şu. Şurada çok önemli bir alçalan trend oluşmuştur. Ben bu alçalan trendi şu 7.20 seviyelerinden çizmiyorum arkadaşlar. Şuradaki gibi ani fiyat hareketleri, olağanüstü fiyat hareketlerinin oluşturmuş olduğu barlar teknik analizde göz ardı edilebilir. Bunun arkasından gelen alçalan, yani şu tepkinin bir şekilde konsolide olmasından sonra oluşan ve daha mutedil hareketlerin mevcut bulunduğu tablo çizimlerde daha çok ön planda tutulmalı. Diğer türlü hatalı sonuçlar verebilmekte. Ben bu grafik tarzına bağlı olarak da şuradaki tabloya bakarak artık alçalan trendin teknik anlamda şu grafiğe bağlı olarak kırıldığı söylenebilirse de ben bu konuda şu anda trendin net olarak kırıldığını ve sadece ve sadece bir günlük veya iki günlük bir hareketle 7 seviyesi yakınlarından 5.13'lere kadar oluşan 2,5 birime yaklaşan bir geri çekilmenin sadece 20-30 kuruşluk bir tepkiyle kırılmış olabileceğini kabul etmiyorum. Onun için trendin yukarı yönlü döndüğüne net ve kesin olarak yukarı eğilimin başladığına dair kesin bir ifade kullanılamaz. Çünkü biz eğer bu kesin ifadeyi kullanırsak doların 5.30 aşağısına asla gelmeyeceğini, en azından 5.20'lere tekrar yaklaşmayacağını da iddia etmiş oluruz. Ama şu anki tablo itibariyle doların hala 5.30 aşağısını görme, 5.20 desteğine kadar tekrardan geri çekilme ve hatta belki de bilmiyoruz gelişmeler ne olacak, tekrardan 5.10-5.15'lere doğru bir geri çekilmeyi bir kez daha yaşayıp ikinci bir dip yaratıp ondan sonra bir tepki verme ihtimali gündeme gelebilecektir. Şimdi bu noktada kesin ve emin konuşmamız mümkün değildir. Çünkü Merkez Bankası'nın hala faiz indirimi yapar mı yapmaz mı sorgusunu piyasa fiyatlıyor. Bu konuda her ne kadar benim şahsi görüşüm veya birçok ekonomistin görüşü Merkez Bankası'nın bu ortamda faiz indirimi yapmayacağı yönünde olsa bile bu ihtimalin varlığı dahi beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır mantığıyla piyasada bir şekilde ön planda kalabilir. Bu bir arkadaşlar. İkinci bir nokta ise Merkez Bankası'nın dolar TL üzerindeki baskısını 2 aydır sizlere her gün neredeyse anlatıyorum. Rakam rakam veriyorum.
ve Merkez Bankası son günlerdeki sessizliğini bugün bozdu. Altını çiziyorum, Merkez Bankası son günlerdeki sessizliğini bugün bozdu. Nasıl bozduğunu sizlere birazdan anlatacağım. Çünkü Merkez Bankası bugün yine dolar TL'de sahnedeydi ve çok önemli işlemler yaptı. Şimdi arkadaşlar, Merkez Bankası konusunu ikinci bir plana, hatta ikinci plana atmayalım, sıcağı sıcağına hemen konunun üzerinde durayım isterseniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası'nın bildiğiniz gibi Kasım kontratlarında çok önemli pozisyonları vardı ve bu pozisyonlarını Kasım kontratlarının vade sonu itibariyle uzlaşma fiyatından 5.16-5.16-17 seviyesinden otomatik olarak kapanışını sağladığını biliyoruz. Aralık ayı kontratları itibariyle ise elinde 572 bin kontratı vardı. Dün itibariyle 3 bin kontrat civarında bir işlem yapmıştı. Bunun çok önemli bir işlem olmadığını söylemiştik. Ancak Merkez Bankası bugün gördüğünüz gibi 5.12 tarihi itibariyle bir günde 63 bin kontrat, 63.300 kontrat short işlemi gerçekleştirdi. Arkadaşlar, diğer kurumlara baktığınız zaman 1700, 1600 gibi rakamlar varken Merkez Bankası'nın bir günde 63.500 kontrat civarında short işlemi gerçekleştirmesi oldukça manidar. Niçin manidar? 1. Merkez Bankası dolar TL'deki yükselişi baskılama eğilimini devam ettiriyor. Son 10-15 gündür doların 5.30'un aşağısındaki seyri, 5.20'lerin de aşağısının görülmesindeki tabloda ekstra bir pozisyon açmayı düşünmedi. Ama bugün dünkü doların 5.46-5.47 atağından sonra dolardaki bu hareketliliğin devam edebilmesi, 5.50'yi aşması durumunda bugün olduğu gibi dolardaki alçalan trend kırıldı, yön kesin yukarıdır mantığıyla dolara yönelik aşırı bir ilginin oluşması ve doların yükselmesini engellemek bakımından Merkez Bankası bugünü özellikle bu miktarda bir kontrat açmayı gerekli görmüş durumda. Sadece Aralık ayı kontratlarında mı açtı? Hayır arkadaşlar. Ocak ayı kontratlarının 3 Aralık itibariyle yani pazartesi günü itibariyle işleme açıldığını söylemiştim sizlere. Gördüğünüz gibi evet, Ocak ayı kontratlarında Merkez Bankası bugün 15.300 kontrat işlem yapmış durumda. Yani short işlemi yapmış durumda. Ocak ayına ait de ilk pozisyonlarını almış görünüyor. Bu arada arkadaşlar, Merkez Bankası Ocak ayı kontratlarında 5.55 fiyatından, Aralık ayı kontratlarında ise 5.45 fiyatlarından, evet 5.45 civarlarından. Dikkat ediyorsanız doların 5.40, dolar TL'nin 5.46-5.47 seviyesinde bir direnci vardı. Eğer Merkez Bankası, pardon, bu seviyelerde bir direnci vardı ve Merkez Bankası 5.45-50 ortalama ile short işlemlerini ağırlık veriyor. Yani bu direncin aşılabilmesi artık mümkün iken Merkez Bankası bu direncin aşılmasına çok net bir şekilde engel olmuş. Maliyet seviyesinden de bunu anlayabiliyoruz zaten. Evet arkadaşlar, Şubat ayı kontratlarında da Merkez Bankası'nın 40 bin kontrat civarında short işlem biriktirdiğini sürekli ifade ediyordum. Şubat ayı kontratlarında arkadaşlar Merkez Bankası'nın 70 bin kontrat gibi bugün açtığı pozisyonunu görüyoruz. 70.368 kontrat. Gerçekten çok ciddi bir miktar 70 bin kontrat. Hele hele Şubat ayı ki işlemlerin daha sığ geçtiği, ilginin daha az olduğu, kademelerdeki lot miktarlarının daha az olduğu bir ortam ve sonuç itibariyle bu miktarda bir satış gerçekleşmiş. Ve Garanti Bankası'nın karşısında yer aldığını görüyorum. Burada Garanti Bankası ile Merkez Bankası arasındaki bir diyalog var mıdır yok mudur sorusu akla gelebiliyor. Çünkü Şubat ayında bu kadar fazla miktarda bir kontratın işlem görmesi henüz vadenin çok erkeninde olmamız nedeniyle biraz zor gibi görünmekle birlikte sonuç olarak bir alan olmalı, bir satan olmalı ki bu işlemler gerçekleşsin. Garanti Bankası'nın satışlarını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası short işlemi şeklinde gerçekleştirmiş, karşılamış bulunuyor. O halde görünen şu ki arkadaşlar, Şubat ayında Merkez Bankası'nın 40 bin kontrat civarında pozisyonu vardı. Şubat ayı içinde kontrat miktarını 110 bin
ler seviyesine ulaştırdı ve Şubat ayında ise maliyet seviyesi yaklaşık 5.62-5.63 civarlarında. Vade değişikliklerinde biliyorsunuz fiyatlar da değişmiş oluyor. O tarihteki fiyatlar esas alınmak kaydıyla bir mekanizma çalışmakta. Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası'nın 5.47'lere yaklaşan bir ortamda, 5.46-5.47'ye yaklaşılan bir ortamda bu kadar hızlı bir şekilde günlerdir devam etmekte olan suskunluğunu bozarak sahneye çıkması ve neredeyse 200 bin kontrata, 150 bin kontrat üzerinde işlem yapmış olması ve bunu bir güne sığdırmış olması ve bunu doların 5.46'yı aşma çabasını gösterdiği, bu direnci, bu kritik direnci aşma çabasını gösterdiği bir seviyelerden yapmış olması Merkez Bankası'nın dolar TL üzerindeki baskısının devam ettiğini göstermekte. Buradan çıkaracağımız birinci sonuç bu arkadaşlar. İkinci bir sonuç ise Merkez Bankası demek ki doların 5.50 üzerine çıkması durumunda hareketinin hızlanabileceğine dair bir endişe taşımakta ve bu endişesi nedeniyle piyasaya sert müdahale etti diyebiliriz. Çünkü açmış olduğu kontrat sayılarının miktarına baktığımız zaman bu müdahale pek de ılık bir müdahale, pek de soft bir müdahale olarak yorumlanamaz. Şimdi arkadaşlar genel durumu bu şekilde ifade ettikten sonra haftalık grafiğimiz itibariyle yani bu haftaya başlarken demiştik ki dolar TL için bu haftanın 5.22 seviyesinde bir pivot seviyesi var. Bu pivot seviyesinin aşağısında kalmaz ise bu durumda eğer aşağısına gerileyecek olursa 5.13'ler seviyesine kadar gerilemesi mümkün olabilir demiştik. Birinci pivot desteği buydu. Zira pazartesi günü ilk saatler itibariyle doların gelmiş olduğu seviye gördüğünüz gibi 5.14'ler civarı yani 5.13 desteğiyle yaklaşım göstermiş. Ancak 5.45-74 seviyesinin görülmüş olması yani Merkez Bankası'nın enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra yaşanan hızlı atak gördüğünüz gibi şuradaki 5.46 seviyesindeki birinci pivot direncimize kadar yükselişe sebebiyet vermişti dün itibariyle. 5.46 önemli bir dirençti ve sıklıkla bahsediyorum ki pivot sistem hesapları 3. pivot direnci veya 3. pivot desteğinden genellikle tepki görmekte. Yani 3. pivot direncine yaklaşırken bir aşağı eğilim, buradaki destek noktasına yaklaşırken de bir yukarı eğilim istatistikler olarak tarafından tespit edilmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar haftalık bazda 5.46'yı denedik, geçemedik. Niçin geçemediğimizi izah ettim sizlere. Ardından 5.37-5.38 seviyesi önemliydi. Biz bunu dünkü günlük grafiklerimizde de sizlere aktarmıştım. Birazdan günlük grafiklere döneceğim. 5.38 seviyesinin de aşağısına inilmekle bu kez 5.29-53 yani 5.30 diyelim 5.30 desteği önem kazandı. Şu anda arkadaşlar 5.33-5.34'ler seviyesinde olduğumuz dikkate alınırsa şu an dolar evet 5.34-12 seviyesinde olduğumuz dikkate alınırsa ve bugün 5.38'in aşağısına inildikten sonra 5.30 desteğine doğru bir yaklaşım olduğunu izledik. Ancak 5.30 desteğinin destek özelliğini şu ana itibariyle veya son 5-6 saat itibariyle korumakta olduğunu, bu desteğin henüz kırılmadığını, kırılmak istenmediğini görmüş bulunmaktayız. Eğer ki arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi şu anda haftalık grafik diye sevgili arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum. 5.30'un aşağısına gelmiyorsak dolar TL'nin tekrar 5.38'e buranın da geçilmesi durumunda 5.46'ya yönelme ihtimali mevcuttur. Yalnız Merkez Bankası'nın 5.46 yakınlarında bugün olduğu gibi yarın veya diğer günlerde de müdahale etme veya piyasada kontrat short pozisyon açma ihtimalini de bugünkü işlemleri itibariyle akılda tutmakta yarar bulunuyor. Tabii ki şunu mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Merkez Bankası tek başına doları kontrol etme gücüne sahip midir? Geçmişte bu konuda başarılı olamadığını net bir şekilde gördük. Dolardaki hareketliliğe etken olabilecek yurt dışı faktörler de ön plana çıkmaya başlarsa, bu yurt dışı faktörlerden kastım yurt dışındaki mihrakların dolar üzerindeki faiz lobisi o bu şu bunlar değil arkadaşlar. Küresel piyasalardaki dengeleri ifade eden örneğin paritedeki hareketlenmeler veyahut da petrol ve altın fiyatlarındaki hareketlenmeler, doların yurt dışı genelinde gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkelere nezdindeki iniş ve çıkışları, o para birimlerine karşı tavırları da bizim genel anlamda yurt dışı piyasalarından etkilendiğimiz faktörlerdir. Bu gibi etkenler eğer çok olağanüstü seviyelere ulaşacak olursa bu durumda artık
belli bir konjonktür neyi gerektiriyorsa, dünyadaki genel eğilim neyse biz de o eğilimin içerisinde olacağız demektir. Şimdi arkadaşlar, günlük bazdaki grafiğimize dönecek olursak, yani doların şu an içinde bulunduğu ve yarın neler olabilir konusuna bağlı olarak. Dün gece aktarmış olduğum analizimde 5.38 seviyesinin bir pivot noktası olduğunu, 5.38'in aşağısında kalıyor isek, bu seviyenin aşağısına inilip ise bu durumda 5.29-93 seviyesine kadar bir geri çekilmenin beklenebileceğini ifade etmiştim. Nitekim bugün arkadaşlar 5.45 en yüksek seviyemiz olmasına rağmen 5.31-02 ile en düşük seviyeyi görmüşüz. Yani destek seviyesine doğru yaklaşmışız. 5.38'in kırılmasıyla birlikte yönümüzün neresi olduğunu pivot sistem bize 5.30 olarak göstermiş. Şimdi arkadaşlar, henüz dünya piyasaları kapanmış değil. Bu arada bugün Amerika Birleşik Devletleri endeksleri kapalı. Baba Bush günü nedeniyle. Dolayısıyla piyasalar yine bize biraz daha rahat diyebilirim bu sebepten ötürü. Şimdi arkadaşlar, bugün itibariyle baktığımız zaman şurada Fibonacci kriterlerimiz itibariyle 5.47 seviyesinde bir direncimiz olduğunu sürekli olarak vurguluyorum. 5.06'ya yaklaşırken, şuradaki desteğimize yaklaşırken başlayan tepkinin ilk noktası 5.47 olabilecekti. Zaten 5.46 görüldü. Buranın aşılması durumunda ancak 5.70 ve 5.80'ler gündeme gelebilir. Ancak biz dün buraya kadar yükseldik ve buradan bir geri dönüş yaşanmış durumda. Yaşamakta olduğumuz geri dönüş şu anda arkadaşlar yarın için 5.36-17 seviyesinin pivot noktamız olarak karşımıza çıkarmakta. 5.36-17 seviyesi şu anda piyasalar aktif olduğu için bu rakamların değiştiğini, kuruş bazında değiştiğini görebilirsiniz. Bakınız 11 oluyor, 17 oluyor. Ben gece 24'ten sonra, piyasalar kapandıktan sonra yarın için net rakamları yine Twitter adresimden @HalukCanberk Twitter adresimden mutlaka yayınlayacağım. Dolayısıyla şu anki verilere bakarak 5.36 civarlarının 5.36 civarlarının yarın için pivot noktamız olduğunu, 5.36 aşağısında kaldıkça 5.30'daki destek seviyemizi asla unutmuyoruz. Bu seviye hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde ikili dip oldu olmadı diyaloglarının gündeme geldiği bir destek noktası özelliğinde, aynı zamanda haftalık desteğimiz özelliğinde. Dolayısıyla 5.30 seviyesini yakından izlemek şart ve koşuluyla 5.30 seviyesinden kırılması durumunda 5.27'lere kadar bir geri çekilme olasılığı yarın gündeme gelebilir diyor pivot sistem verileri. Arkadaşlar, bir kez daha vurguluyorum. 5.30 seviyesi önemli bir destek konumunda. Bugün bu desteğin net bir şekilde çalıştığını gördük ama bu destek kırılmayacak demek değildir. 5.30 desteği hem grafiklere yansıyan hem de haftalık grafiklerimizdeki pivot verilerine yansıyan bir destektir. 5.30'un aşağısına gelindiği zaman 5.26-95, 5.27'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Şayet bu 5.27 desteğiyle kırılacak olursa 5.20 önemli bir destek olarak yine karşımıza çıkmakta. 5.36 üzerine çıkabilir isek, burası bir direnç özelliğini göstermez. Buralara yönelik ataklarda başarılı olunmaz ve geri dönüşler olursa yine 5.30, orası kırılırsa 5.27. Ancak 5.36 direncini geçersek, pivot seviyesi olma özelliğini taşıyan 5.36 seviyesini geçer ve üzerinde kalırsak, bu kez 5.38, dünün direnciydi hatırlıyorsunuz, dünün pivot seviyesiydi ve orada önemli bir süre oyalanmıştık, orada bir saatlik direnç oluştu. 5.38 ve ardından 5.42 seviyesi, 5.41-31, 5.41-50 ve bunun da geçilmesi durumunda şuradaki 5.47 direncimiz ve 5.50 gündeme gelebilir. Zira arkadaşlar, 5.47'nin aşılması durumunda ne olabilir sorusunun yanıtı, 5.47-5.50 bölgesi aşıldığı zaman hızlı bir şekilde yukarıya gideriz, çok net bir patlama olur şeklinde düşüncenin yanlış olduğunu söylemiştim. Şu ihtimali dikkate almak gerekiyordu. 5.50 artık herkesin bildiği psikolojik bir seviye özelliğinde, 5.50'nin üzerine bir atak gelebilir. Bu atakta işte 5.55'ler seviyesine, 5.53-5.55 seviyesine kadar devam edebilir. 5.50 direnci aşılmıştır algılaması yaratıldıktan sonra bir kar realizasyonu söz konusu olabilir. Kar realizasyonu ifadesini neye bağlı olarak söylüyorum? Sevgili arkadaşlar, herkes sizler gibi veya birçok yatırımcı gibi
işte 5.15'lerden, 5.13'lerden, 5.20'lerden alıp da doların 6-6.5'a gitmesini beklemiyor. Veya altılı seviyelerden dolar almış olup da bir an önce bu seviyelere gelse en azından zararımı kurtarsam veya küçük bir karla satsam düşüncesi içerisinde değil. Bunun dışında dolarda trade eden, düşük seviyelerden alıp yüksek seviyelerden destek ve direnç noktalarını çok dikkatli bir şekilde takip ederek bu aralıkta al-sat yapmakta olan gerek VIOP piyasasında gerekse serbest piyasada çok önemli bir yatırımcı grubunun da olduğunu asla unutmayınız. En azından ve en azından en büyük oyuncu bankalar, bankalar dahi bu al-sat işlemlerini para kazanabilmek adına destek ve direnç noktalarını çok dikkatli bir şekilde izleme kaydıyla yapmaktalar. Bu sebeple bu tür tuzaklara da düşmemekte yarar var arkadaşlar. 5.50'nin üzerinde gördüğünüz anda evet artık bu psikolojik direnç aşılmıştır ve yön alıp başını gidecektir şeklindeki bir beklentiyle hareket etmeniz, ne olup ne bittiğini net olarak anlamadan, bir destek ve direnç kesin olarak kırılmış mıdır, kırılmamış mıdır bunu sorgulamadan işlem yapılmasını, yatırım yapılmasını kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmuyorum. Bir diğer ve son bir husus olarak arkadaşlar şunu da vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz Merkez Bankası mevduatlara, TL mevduatlarına yönelik bir stopaj uygulaması vardı. Bu stopaj uygulamasını kaldırmıştı. Daha doğrusu çok düşük seviyelere çekmişti. Buradaki amaç hem TL bazındaki stopaj uygulamasını düşük seviyelere çekerken döviz bazındaki stopaj uygulamasını artırmıştı. Bunun anlamı ise paranızı dövize yatırmayın, TL mevduat olarak yatırın, elinizde döviz varsa da TL'ye çevirin. Ben TL'deki mevduatlardan vergi oranını çok düşük seviyelere getiriyorum, çok az vergi alacağım anlamı idi. Bu stopaj oranları da kalkıyor ve böyle bir tablo söz konusu olduğu zaman yeni bir karar olur mu olmaz mı bilmiyorum. TL mevduatlarının artık bir avantajının kalmayacak olması, bu stopajlar kalkar ise eğer ve bunun paralelinde Merkez Bankası eğer bir faiz indirimine gidecek olursa bu durumda mevduat faizlerinin de düşeceği, bu böylelikle de TL'nin mevduata yönelme gibi bir sebebinin kalmayacağı gerçeği de söz konusu olduğu için Merkez Bankası'nın ben faiz indirimini bu önümüzdeki kısa süreçte yapabilme ihtimalini oldukça zayıf olarak görmekteyim. Zayıf bir ihtimal olarak görmekteyim. Değerli dostlar, dolar TL ile ilgili olarak bu akşam söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Aslında bu akşam yorum vermeyi düşünmüyordum ama Merkez Bankası'nın bugün attığı çok önemli adımlar ve sahneye çok kararlı bir şekilde çıkmış olması ve bu konuda sizlere bilgilendirme yapmam gerektiğine inanmam gereği bu analizi vermiş bulunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Saygılarım ve sevgilerimle hoşça kalın.